namazların birleştirilmesi meselesini sormuş. Evet. Bir ehl-i sünnet kardeşimiz. Siz namazları birleştirerek kılıyorsunuz. Genelde söylenen sözlerden birisi şu. Genelde ehl-i sünnet kardeşlerimiz bizim namazı 3 vakit kıldığımızı zannediyorlar. Evet. Yani namaz 5 vakittir ve 17 rekattır. Evet. Bu Şia'da da böyledir, ehl-i sünnette de böyledir. Evet. Onlar bizim birçoğu tanımadıkları için, bilmedikleri için bizim namazı eksik kıldığımızı zannediyorlar. Evet. Siz bunun hakikatini anladın. Biz neden namazı 3 vakit kılıyoruz? Birleştiriyorsak neden birleştiriyoruz? Birleştirmenin ruhsatını nereden alıyoruz? İsterseniz biraz oralara işaret edin. Bakınız Yaşar Bey, önce şunu belirteyim. Peygamber Efendimizin kıldığı namaz 5 vakittir. Biz her fırsatta söylüyoruz. 5 vakittir. Ancak şunu da belirteyim. Namaz bizde de 5 vakittir. Beş Yani ehli vakit diyor. Üç sünnet vakit dedi. Anlatırım değildir. size. 5 vakittir. Her ne kadar bazı ilahiyatçılar Kur'an'dan namaz 3 vakittir demişlerse de, ki onlardan bir tanesi Süleyman Ateş. Eski Diyanet İşleri Başkanı yazmış Vatan Gazetesi'nde, bakın. Süleyman Ateş başlık bile atmış. Kur'an'a göre namaz başlığı ve başlık atmış. Kur'an-ı Kerim 3 vakit belirtmiştir diye. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır. Ancak Bu arada bu sorular SMS de geliyor. evet. Soru soran dinleyicilerimiz SMS evet. gönderebilirler. İki soruyu SMS'ten aldık. Bakınız, şeriatin uygulama şeklini belirleyici nokta kimdir? Peygamber. Kur'an'da diyor akimi salat, kılın namaz, ama nasıl kılacağız yok. Bunu peygamber bize ameliyle, Uygulamayı. uygulamasıyla gösterecek. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz namazları 5 vakit kılmıştır. Yoğunluk, çoğunluk olarak. Ancak namazları cem etme konusuna baktığımızda ehli sünnet mezhepleri içerisinde dahi bu konuda farklı farklı görüşler var. Mesela Ebu Hanife'ye göre hacda Mina ve Muzdalife'nin dışında namazları cem etmezler. Ebu Hanife böyle bir fetva vermiş. Mina ve Muzdalife'nin dışında namazı cem etmek sahih değil. Ama diğer üç mezhep, Şafii, Maliki, Hanbeli, bunlar diyor ki hayır, bir takım mazeretli hallerde namazları cem etmek caizdir. Mesela Ahmed İbni Hanbel'in fıkhında var. Hanbeli mezhebinin fıkhında var. Diyor ki çocuğuna süt veren annenin çocuğuna süt vermesi namazı cem etmesi için bir mazerettir. Allah aşkına buraya bu fetvaya dikkat etsinler. Bir anne çocuğuna kaç dakika süt vermek onun vaktini alır? En fazla 15 dakika, 10 dakika. Çocuğuna 10 dakika, 15 dakika süt verdikten sonra o çocuk uyur. Yani mazeret bertaraf oldu. Ama Ahmed İbni Hanbel onu bile mazeret gösteriyor. Diyor bu halde olan bir anne bile namazını birleştirebilir. Diyoruz ki bakın, mazeretleri bu şekilde ehl-i sünnet mezhepleri yani kolaylaştırmış fetvalarıyla. Bir de Peygamber Efendimizin kendi döneminin dışına çıkıp bu zamana baktığımız zaman. Bu zamana, zamanın koşullarına baktığımız zaman, zamanın koşulları daha da ağır. Peygamber Efendimizin dönemine göre daha ağır. Çok Yani doğru. çocuğuna süt veren bir annenin süt vermesi mazeretse, namazları birleştirmeyi bir mazeret ise, üniversite öğrencileri var, başkasının yanında fabrikalarda çalışan çalışan anneler kişiler var. var. Bakın, o zaman bunlarınki de mazeret. Bu mazeretlerin hepsini bir kenara bırakıyoruz. Ehlibeyt fıkhına göre, Caferi ekolüne göre, namazları mazeret olmaksızın bile birleştirerek kılmanın ruhsatı verilmiştir. Ve bu ruhsatı kim vermiştir bize? Bu ruhsatı bize bu dinin peygamberi vermiştir. Yaşar Bey, affınıza sığınıyorum. İzleyicilerimiz iyi dikkat Estağfurullah. etsin. Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslüm, Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai, Ebi Davud. Ehl-i Sünnet'in 6 sahih kitabı. Kutub-ı Sitte, Sahih-i Sitte. Yani Kur'an'dan sonra şeriate kaynak olarak kabul ettikleri 6 kaynak. Bu 6 kaynakta 28 tane hadis var. Bakın hepsi burada. Ebi Davud'dur, İsterseniz birkaç Müslüm'dür. tanesini kameraya Birkaç gösterelim. tane, bakın. Ebi Davud.
Bakın Ebu Davud'da. Gösteriyorum kameraya birkaç tanesini. Ebu Davud'da, Müslüm'de, Tirmizi'de. Bakınız bunların hepsi mevcut. Sünen Ebu Davud. Sünen Ebu Davud'un ikinci cildinde. Müslüm'ün ikinci cildinde yine. Bakın Müslüm'ün ikinci cildinde. Orijinal Sahih Arapçası. Sahih Müslüm. Kenzül Ummal'ın bakın 8. cildinde. Maliki'nin Muvattası'nın 1. cildinde. Bakın hepsini göster. Orijinal Arapçası. Buhari'nin yine 1. cildinde. Son bir kaynak daha vereyim. Nesai'nin 1. cild. Bakınız bu kaynakların tamamında 28 tane hadis var. Hadislerin tamamının özetini diyorum. Hepsini teker teker söylememe gerek yok. Kaynaklar burada. Diyor ki biz Medine'deydik. Yolculuk yoktu. Savaş gibi bir sebep de yoktu. Yağmur da yağmıyordu. Bu sözleri söylemesinin sebebi ne? Yani hiçbir neden yoktu. Hiçbir neden yokken peygamber bize öğlen ile ikindiyi, akşam ile yatsıyı cem edip kıldı. Ve bazı sahabeler diyor ki İbn Abbas'a soruyor, bu kaynaklarda var. Peygamber neden böyle yaptı? Peygamberin namazı cem edip de kılmasının sebebi nedir? Diyor İbn Abbas dedi ki ümmetine kolaylık olsun diye böyle yaptı. Bakın dikkat edin, ümmete kolaylık olsun diye böyle yaptı. Ki ehli sünnet kaynaklarında özellikle fıkıh konularında ehli sünnetin fıkıhtaki fetva kaynaklarının 1/3'ü İbn Abbas'a döner. Evet. 1/3'ü İbn Abbas'a döner. Abdullah İbn Abbas'a. Abdullah İbn Abbas'a döner. Bakın diyor peygamber ümmete kolaylık olsun diye böyle yaptı. 28 tane hadis var. Savaş yok, yolculuk yok, hiçbir bazaret, hiçbir neden yokken peygamber Medine'de akşam ile yatsıyı, öğlenle ikindiyi birleştirerek kıldı. Bu rivayetlerin yanında şunu soruyoruz Allah aşkına. Bazen meseleye vakıf olmayan bazı alimler, ehli sünnet kardeşlerimizin mezheplerine mensup olan alimlerden soruyorlar. Efendim siz namazı işte çalıyor musunuz, eksiltiyor musunuz, nasıl işte böyle namaz olur mu gibisinden, vakit girmeden önce namaz mı kılınır, ikindi vakti girmeden önce namaz mı kılınır diyoruz. Hayır. Bakınız. Şu soruya cevap versinler. Peygamber Efendimiz bir kapı yapıyor kendi eliyle. Kendi eliyle. Kapının üzerine yazı yazıyor. Bu kapı ruhsat kapısıdır. Bu kapı kolaylık kapısıdır. Ve peygamberin kendisi bizzat bilakis kendisi o kapıdan içeriye giriyor. Hal böyle iken peygambere inanan bir Müslüman o kapıdan içeriye girdiği takdirde o kişiyi eleştirmek doğru mudur, yanlış mıdır? Bakın o kapıdan giren insanı eleştiren aslında peygamberi eleştiriyor, farkında değil. Kardeşim ben peygamberin yaptığı, isimlendirdiği ve bizzat kendisinin de içeri girdiği kapıdan içeriye giriyorum, o ruhsattan ve o kolaylıktan faydalanıyorum. Benim yaptığım eğer şeriate, sünnete aykırıysa o zaman haşa peygamber kendi sünnetine aykırı hareket etmiş. 28 tane hadisi ne yapacağız? Evet. Dolayısıyla 5 vakit namaz kılanlar, Allah kabul etsin peygamberimiz çoğu zaman da 5 vakit namaz kılmış. Bunda itiraz yok. Yani ama peygamber bizde de hocam özür diliyorum. Bizde de vakti vaktine kılmak daha şunu faziletli değil mi? Eğer bir insanın hiçbir mazereti yoksa, cemaatle de namaz kılmıyorsa, bakın evinde namaz kılıyor, tarlasında namaz kılıyor, mesela cemaatle de kılmıyor, ferdi namaz kılıyor ve vakti de varsa bu insanın namazları 5 ayrı vakitte kılması sünnettir. Bu bizim ilmihal kitaplarımızda var. Gerçeğe Giden Yol kitabında dahi biz bunu belirtmişiz, yazmışız. Bütün kaynaklarımızda bu bizim var. Ama bir insan cemaate geliyorsa, bakın cemaate, namazı cemaatle kılmak mı daha çok sevaptır, ferdi kılmak? Tabii ki cemaatle kılmak. Cemaatin de içerisinde cemaate dair verilen bir takım emirler var. Hazreti Ali Malik Eşler'e diyor, Malik cemaat namazı kıldırdığın zaman işi en yoğun insan nasıl namaz kılıyorsa, en bıtkın insan, en hasta insan nasıl namaz kılıyorsa cemaat namazını o şekilde kıldır. Çünkü insanların işi var, dayanamayanı var, yaşlısı var. Yani cemaat namazını biraz çabuk kıldır. Fazla uzatma. Ama namazı ferdi kıldığın zaman diyor uzat. Onun sevabı ferdi kıldığın zaman uzatman daha çok sevaptır. Dolayısıyla cemaat namazı kılmanın sevabı ferdi namazdan çoktur. Cemaat namazı da kılındığı zaman
Bir sürü mazereti olan insan var. Onlar göz önünde bulundurarak bugün biz camilerimizde namazları birleştirerek kılıyoruz. Ama bir insan evinde kılıyorsa, mazerette yoksa bunları ayrı ayrı kılması daha çok sevaptır. Evet. Bunun altını böyle çizelim. Gelen sorularda Hazreti Fatıma konusuna biraz işaret eder misiniz? Var.